Güncelde bugünün ilk konu Ankasam Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaran. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, aslında dış politikada önemli gelişmeler yaşanıyor bu süreçte. İdlib mutabakatının etkileri ve işte Manbij konusu Orta Doğu'da tartışılmaya devam ediyor. Ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren konular bunlar. Çünkü Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde de bir değişim noktasının yine başlangıcıydı. Soçi zirvesiyle beraber yeniden ılımlı iklimde Suriye'de bir işbirliği çıktı. Tabii nasıl gidiyor bu mutabakat ve sonrasındaki gelişmeler? Bir tarafta da Amerika ile Manbij eğitimleri konusu var. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda Suriye politikasını? Hatırlayacaksanız Türkiye'nin Arap Baharı'nın Suriye'ye sıçramasından itibaren konumlanışı başlangıç noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile yakın bir ilişki çerçevesinde Esad rejiminin devrilmesi talebiyle şekillenmekteydi. Türkiye'nin Esad rejiminin devrilmesi konusundaki duruşu aslında kendisini koruyor ve bundan dolayı da şu anda Astana sürecinde Rusya ve İran'la birlikte ittifak yapan Türkiye'nin ortaklarıyla bazı anlaşamadığı noktalar var. Çünkü gerek İran gerekse de Rusya Esad rejiminin varlığını sürdürmesinden yana olan bir tavra sahip. Tabii bu durumda Türkiye peki Amerika Birleşik Devletleri ile 2013'ten sonra yollarını ayırarak bir anlamda Suriye politikasında farklılaşarak niçin Moskova ve Tahran'la yakın ilişki kurdu? Bunu konuşmak gerekiyor. Türkiye'nin Moskova ve Tahran'la Suriye'de işbirliği yapmasının temel nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PYD aracılığıyla bir terör devleti kurmak istemesinden kaynaklanıyor. Çünkü 2013'teki konjonktürde Amerika Birleşik Devletleri Esad rejiminin yıkılmasının sanıldığı kadar kolay olmadığını görerek orada bir terör koridoru üzerinden kendi enerji politikalarını uygulayabileceği bir hat oluşturmak istedi. Bu da ister istemez Türkiye'yi Moskova ve Tahran ile yakınlaştırdı. Çünkü Türkiye'de güneyden kuşatıldığını fark etti Amerikan politikaları karşısında. Amerika her ne kadar bu unsurları İran'ı kuşatmak için kullanıyoruz dese de şöyle haritaya baktığında Türkiye güneyinde Amerika'nın bir vekalet savaşçıları aracılığıyla Türkiye'yi kuşattığını gördü. Buna bağlı olarak gelişen Astana sürecinde Suriye'de kalıcı barışı inşa etmenin aslında mümkün olabileceği bir ortam oluştu. Niye? Çünkü bir yanda Suriye'deki ılımlı muhaliflerle teması bulunan Türkiye, diğer yanda Esad rejimiyle teması bulunan Tahran ve Moskova. Hal böyle olunca aktörler süreci bir noktaya getirdiler. Suriye'nin büyük kısmında özellikle IŞİD tehdidinin ortadan kalkmış olması sürecin İdlib'de düğümlenmesine neden oldu. Çünkü iş İdlib'e gelene kadar çok kayda değer problemler halının altına süpürülüyordu taraflar arasında. Çatışma noktasına gelmiyordu. Fakat biz 7 Eylül'de gerçekleşen Tahran zirvesinde artık o halının altındaki tozların ortaya çıktığını gördük. Ne oldu 7 Eylül'de? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insani hassasiyetleri vurgulayarak sivil kayıpların önüne geçmek amacıyla ortaya koyduğu duruş Tahran ve Moskova tarafından ilk aşamada reddedildi. Türkiye'yi yalnızlaştıran bir politika gördük. Lakin Türkiye hem ipleri kopartmadı bu aktörlerle hem de bunu yaparken kendi duruşunu korudu. Hatırlayacak olursanız zirveden sonra Türkiye'ye döndüğü gibi Sayın Cumhurbaşkanı Twitter'dan bazı açıklamalar yapmıştı. Evet. Bu açıklamalarda da Türkiye'nin orada sivillerin katledilmesine göz yumamayacağını çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu ortamda Putin bir seçim yapmak zorundaydı. İdlib'i Esad rejimine vermek için Türkiye'yi kaybetmeye değer mi değmez mi? Rusya bunu tartıştı ve kendi devlet aklı Türkiye'yi kaybetmeyi göze almanın doğru bir şey olmayacağı kanaatine ulaşarak 17 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı'nı Soçi'ye davet ettiler ve Soçi'de bir mutabakat ortaya çıktı. Evet. İdlib'de bugün gelinen noktada mutabakatın belli bir aşamaya geldiği, bu mutabakatın işlediği görülüyor. Silahsızlandırılmış bölge olarak planlanan bölgelerdeki ağır silahların bölgeden nakliye edildiğini bugün Milli Savunma Bakanlığımız açıkladı. Bu noktadan baktığımızda İdlib sorununun Türkiye'nin çıkarları ve beklentileri doğrultusunda bir noktaya evrildiğini söylemek mümkün. Şimdi bu noktada bundan sonrasında yeni gelişmeler başladı. Bölgede bir güvenli noktalar oluşturulmaya başlandı. Tabii diğer ülkelerin konuya yaklaşımları, işte İran'ın, Amerika'nın ve işte Suriye'nin kendisinin yaklaşımları burada önemli bir yer tuttu. Bugün geldiğimiz noktada peki ortada nasıl bir tablo çıktı? Bugün gelinen noktada önceliğin diğer aktörlere, yani Tahran ve Moskova'ya
Ankara tarafından Suriye'nin kuzeyine odaklanılması gerektiği şeklinde kabul ettirildiğini görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü az önce ifade ettiğim gibi taraflar arasında Suriye'nin geleceğine dair çıkar farklılaşmaları, beklenti farklılaşmaları vardı. Ama biz Moskova ve Tahran'ın İdlib mutabakatı sonrasında Suriye'nin kuzeyine dair açıklamalarda bulunduğunu gördük. Oysa ki daha önceden Rusya'nın da terör tanımının farklı olduğunu görmüştük. Hatırlayacak olursak Tahran zirvesinden önce gerek İstanbul'da gerekse de yine Soçi'de gerçekleşen Astana sürecinin bir parçası olan zirveler de taraflar terör vurgusu yapıyordu. Suriye'nin temizlenmesi gerektiğine yönelik vurgular yapıyordu. Ancak bu vurgularda terörün tanımı biraz havada kalıyordu. Tarafların terör ifadesiyle kastettiği grupların aynı olmadığı. Yani Moskova'nın PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediği sorusunun cevabını biz alamıyoruz. Bir ara verelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yapıyor. Ona dönelim. Sonrasında devam edeceğiz. Türkiye terörle mücadelede uluslararası hukuk çerçevesinde teröristler nerede olursa olsun onları yok etmeye devam edecektir. Türkiye setestemur fi muharabetil irhab mehma kanet. Ve sauf tastamur fi hadhihi muharaba wal mukafaha. Bütünlüğüne ihlal değildir, saldırı değildir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Bundan sonra bu mücadeleyi de hükümet kurulduktan sonra Irak hükümetiyle birlikte yapacağız. Ve hecematuna hadi. Son soru. Last question. Ma tercüm. Bas etercüm şu ismi ma gal ma al vezir. Sauf tastamur Türkiye muharabetiha el irhab. Mehma fi ay makan tevajada fihi el irhab. وهي وهذا الحق هو حق عرف لتركيا حق دولي عرف لتركيا لأنها مجبوة يعني مضطرة للدفاع عن نفسها ومحاربة الإرهاب. يبدو أن الحكومة التركية تعرف الكثير عن قضية الصحفي جمال خاشقجي. Aynı vasılat Türk hükümeti Cemal Kaşıkçı'nın konusuyla ilgili bayağı bilgiler varmış. Bu bilgileri bizimle paylaşılmasını. Bildiğiniz gibi başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. مثل ما تعرفون الادعاء العام قام بتحقيق واسع وشامل. İstihbaratımız, emniyetimiz dahil tüm ilgili kuruluşlarımızla birlikte çalışmayı, soruşturmayı yürütüyorlar. Ve يعملون على سير التحقيقات مع الدوائر الاستخباراتيه والامنيه الموجوده في تركيا. Tabii bu olay Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan'la da yakın işbirliği içinde olmak istiyoruz. Ve lan el haife kad jarad fi konsuliyye lilmemleket arabiyye suudiyye fe nahnu aydan netaavun ma'a Suudi Arabistan'ın da bizimle işbirliği içinde olması gerekiyor. Ve yecib ala el canib suudi en netaavun ma'ana fi hadhal mawdu'. Bu soruşturma neticesinde ortaya çıkan gerçekleri zaten tüm dünyayla paylaşmış olduk. Ve se nekum bi i'lan ma nawasal alayhi netaj fi nihayet et tahkikat. Başka bir toplantı için geciktik. Çok teşekkür ederim. Şükran cezilen yana dekhal. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ta açıklamalarda bulundu. Tabii şimdi İdlib mutabakatına ve etkilerine yine döneriz ama hazır Irak'ta açıklama gelmişken Türkiye-Irak ilişkilerini de bu süreçte biraz değerlendirelim. Orada bir seçim geride kaldı. Her şey yeni belirlenmeye başladı. İlişkiler de önemli. Neler görüyorsunuz orada? Şimdi Irak'a baktığımızda ilk olarak şunu söylemek gerekiyor. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiğinde her ne kadar İran'ın kuşatma projesinin bir parçası olarak bu yorumlanmışsa da Irak'ta nüfuz alanı genişleyen en önemli ülke İran oldu. Irak siyasetinde 2003 yılından beri hep Şii partiler belirleyici oldu. Ki bugün en büyük 4 partinin Şii partisi olduğunu görüyoruz. Halkın %65'i Şii olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu durum Irak'ta belirgin bir İran etkisinin yansıttığı bir ortam yarattı. Lakin biz son seçime kadar bu durum böyleydi. Son seçime gelindiğinde durumda bir farklılaşma, bir kırılma noktasının yaşandığını gördük. Nedir bu? Muqtada es-Sadr'a bağlı olan Sayrun grubunun seçimi kazanması. Şimdi Sadr farklı bir Şii lider. Çünkü Şii olmakla beraber Irak milliyetçisi, bir Arap milliyetçisi her şeyden önce. Sadr'ın bir Arap milliyetçisi olması da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi gibi İran etkisini dengelemeye yönelik bazı hamleler yapmasına yol açtı. Evet. Sadr'ın seçimden birinci grup çıkmasına rağmen hükümeti kuramadığı, hükümet kurulmasının aylar sürdüğü bir ortam oluştu Irak'ta. Çünkü bir yandan İran mevcut nüfuzunu kaybetmek istemiyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Irak üzerindeki etkisini arttırmak istiyor. Dolayısıyla Irak'taki hükümet kurma çabaları Kasım Süleymani'nin ofisiyle
İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın ofisiyle Amerikan Büyükelçiliği'ndeki görüşmeler üzerinden şekilleniyordu. Ve İran'ın dini liderlerinden taklit merceği olduğunu iddia eden Ayetullah Ali Es-Sistani'nin bir bildiri yayınlayarak bu duruma müdahale etmesine kadar da Irak'ta hükümet kurulmadı, kurulması çok zor gözüküyordu. Bu ortamda Sistani teknokrasi yoluna başvurarak bir teknokrat hükümeti kurulmasını önerdi. Ve bunun neticesinde Irak'ta Cumhurbaşkanı'nın Behram Salih, hükümetin başbakanının da Adi Abdülmehdi olduğu bir hükümet kuruldu. Biz bu hükümete baktığımızda Behram Salih'in daha tarafsız, Amerikalılarla iyi ilişkiler kurabilen, diğer taraftan Adil Abdülmehdi'nin ise KYB kökenli, Talabani'nin partisinden gelen bir isim olduğunu görüyoruz. KYB kökenli olması kendisinin İran'a da yakın bir isim olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Irak'ta İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dengelediği bir hükümet kuruldu. Fakat unutulmaması gereken nokta şu ki Muqtada Es-Sadr, yani seçiminden en güçlü çıkan grup, ülkeyi bir anlamda Bağız ruhunun dönüşüyle bağımsız bir ülke haline getirmek istiyor. Hem Irak'ta İran nüfuzunu hem de ABD nüfuzunu ortadan kaldırmak istiyor. Bu anlamda İran üçüncü bir aktör ile yakınlaşma ihtiyacı var. Son dönemde hatırlayacak olursanız Basra'da protestolar gerçekleştirdi. Şiiler, evet, İran konsolosluğunu yaktılar. Çünkü ülkede artık Şiiler kendilerini hem İran ve Irak ekolü arasındaki Şiilikteki farklılaşmadan dolayı İran'ın etkisinden kurtarmak istiyorlar. Hem de daha bağımsız bir Irak daha yürü ediyorlar. Bunun yansıması olarak Türkiye Irak nezdinde bir üçüncü dengeleyici aktör olabilir. Bu da Türkiye-Irak ilişkilerinde karşılıklı kazan-kazan ilişkisine dayanan bir ilişkinin tesis edilmesinin önünü açabilir diye düşünüyorum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti de bu anlamda oldukça önemli. Evet, bakalım önümüzdeki süreçte neler çıkacak aslında. Tabii biraz Irak-İran ilişkilerini ele aldığımızda ister istemez yine İdlib mutabakatına döneceğiz. Çünkü özellikle İran konusu burada daha çok karşımıza çıkıyor. Evet. Ve Tahran mutabakatı sonrası aslında her şey otururken yerine Soçi'de çok daha yaratıcı, daha net bir çözüm çıktı. Bunun peki işleyişini biraz konuşuyorduk ve bunun İran politikaları açısından bölgedeki etkileri ne olur? Şimdi İran'ın hatırlayacak olursanız Tahran zirvesindeki tutumu özellikle basına kapalı olması gereken bölümün yayınlanması açısından diplomatik bir skandaldı. Türkiye bu anlamda kendi taleplerini yalnız bir ülke görüntüsünü, yani kendi taleplerini dillendirirken yalnız bir ülke görüntüsüne itildi. Bu anlamda İran'ın Irak'ta, Suriye'de İdlib özelinde kendi taleplerini karşılayamadığını görüyoruz. Yani başlangıçta dikte ettiği şey Soçi'de ortadan kalktı çünkü. Burada şunu anlayabiliriz belki. İran için Esad rejiminin devamlılığı olmazsa olmaz bir durum. Buna karşılık Rusya bu konuda biraz daha taviz verebilir duruyor. Yani daha anlaşması mümkün bir aktör gibi görünüyor. Türkiye'nin yapması gereken bu noktada Moskova ile olan ilişkisini sürdürürken ben bir yandan Tahran'ı bir tık dışarıda bırakacak bir hamle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Suriye'deki İran nüfuzu ciddi anlamda ileride sıkıntı yaratabilecek bir noktaya gidiyor. Bunu yapmak için de Türkiye'nin yapması gereken hamlenin Avrupalı aktörleri bu sürece dahil etmek olduğunu düşünüyorum. Burada da Türkiye, Almanya ve Fransa ile beraber Rusya'nın da dahil olduğu bir İstanbul zirvesi planlıyor. Evet, bu zirvenin nasıl etkileri olacak sizce? Şimdi bu zirveye iki boyutla bakabiliriz. Bir, işte Suriye'deki durum açısından Türkiye İran ve Rusya'ya karşı elini güçlendirecek bir denge arıyor. Çünkü Rusya ve Fransa'nın durduğu nokta Suriye konusunda Türkiye'ye daha yakın. İkinci konu, ki ben bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci konu sistemsel bir konu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımları nedeniyle Avrupa ile ciddi bir sürtüşme halinde olduğunu biliyoruz. Türk-Amerika'nın ilişkilerinde de son 1-1,5 yıl, hatta 15 Temmuz'dan beri yaşananlara baktığımızda benzer bir durum söz konusu. Bu nedenle Türkiye'nin Fransa ve Almanya'yı bu sürece dahil etmesi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin süreçten tam olarak dışlanması anlamına geliyor. Çünkü Soçi ile Astana ile, özür diliyorum Soçi dedim, Astana ile başlayan süreç zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da yalnızlaştırılarak Rusya ve İran'ın Türkiye ile birlikte hareket ettiği bir süreçti. Amerika Orta Doğu'da kaybetmeye mahkum bir aktör görüntüsüne gitmişti. Amerika Orta Doğu'da izole edilirken şimdi küresel anlamda izole edilmeye başlıyor. Bu durumu, yani
İstanbul zirvesinde görüşülmesi planlanan konuları da buradan ele alabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. İran yaptırımları nedeniyle Avrupa Birliği genişletilmiş engelleme mevzuatını yürürlüğe koydu. Bu mevzuat ne demek? İran'a karşı uygulanan yaptırımlar karşısında ben Avrupalı şirketleri koruyorum demek. Amerikan baskısı karşısında Avrupa Birliği'nin direndiğini görüyoruz. Burada da özellikle Almanya'nın konumlanışı önemli. Çünkü aynı Almanya NATO zirvesinde de gördük. Trump'ın hedefi haline geldi. Evet. Polonya üzerinden özellikle örnek gösterildi. Özellikle de NATO'nun ekonomik maliyeti tartışılırken Almanya'ya yüklenildi. Biz burada şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kendi hakim olduğu küresel sistemi yönetmekte zorlanıyor. Bir anlamda hegemonyası çatırdıyor. Bu noktada da Almanya'nın işte İran yaptırımlarına karşı direnci anlam kazanıyor. Çünkü Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen siyasi anlamda arzu ettiği etki gücüne sahip değil. Belki de İran üzerinden doğrudan olmasa da dolaylı olarak Amerikan sistemine meydan okuyan bir Almanya'dan bahsediyoruz. İşte Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye ziyareti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda yapmış olduğu Almanya ziyaretinde bu çerçeveden okursak süreç iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir, bölgesel boyutta Türkiye Almanya ile yakınlaşarak bir denge kurmak istiyor. Ki burada biz şunu da söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği politikalarının yeniden ısınabileceğini ki Cumhurbaşkanı'nın Macaristan ziyaretinde de bu gündeme geldi. İkinci konuda küresel düzeyde Amerika'ya karşı İstanbul'da inşa edilecek Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya zirvesinin sistemsel bir arayışı da yansıttığını söyleyebiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada aslında çok kutuplu bir dünya düzeninin evrildiğini görüyoruz. Ve bu dünya düzeninin yeni kutupları bir araya geliyor. Bunu Almanya'daki 2. Dünya Savaşı sonrası döneme benzetebiliriz. Küresel sistem tıpkı Almanya'da olduğu gibi bir durum yaşadı. Almanlar hatırlayacak olursanız 1. Dünya Savaşı sonrasının yenilgiyle 2. Dünya Savaşı sonrası yenilgi arasındaki Weimar Almanyası'nı kabul etmezler. Kendi tarihsel miraslarının bir parçası olarak görmezler. Bitmiş bir düzen vardı ama yeni düzen doğmamıştı derler. Biz bugün küresel sisteme baktığımızda da bunu görüyoruz. Soğuk Savaş bitti, Sovyetler Birliği dağıldı, iki kutuplu dünya düzeni çöktü. Ama yeni dünya düzeni dedikleri şey aslında doğmamıştı. O çok kutuplu yeni dünya düzeni belki de şimdi doğuyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz belki de Orta Doğu'da. Şimdi aslında bu önemli başlıkları da bir tarafta tartışmaya açıyor. Çok detaylı olmamakla birlikte bir iki cümleyle geçelim istiyorum bu kısmı ama bu önümüzdeki süreçte Birleşmiş Milletler, NATO gibi büyük yapıların tartışılacağı bir sürecin başında mıyız? Yani öyle mi görüyorsunuz? Bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya 5'ten büyüktür temalı çıkışını da bu pencereden okumak mümkün. Çünkü Birleşmiş Milletler dediğimiz yapı her ne kadar dünya liderlerini bir araya getirmesi, çeşitli sorunların görüşülebilmesi açısından önemli bir yapı olsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin veto etkisi sistemin tıkanmasına neden oluyor. Biz bunu Suriye krizinde gördük. Esad rejimine karşı hamle yapılamadı. Niye? Çünkü Rusya veto'yu kullanıyordu, Çin'de çekimser kalıyordu. Benzer bir durumu İsrail'e karşı alınan kararlarda da Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunda görüyorduk. Dolayısıyla küresel sistem 2. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler inşa edilirken 5 büyük devletin veto gücü üzerinden kurgulanmıştı. Ancak bugün bu 5 büyük devletin dışında gerçekten büyük olan devletler var ve bu sistemin durumundan rahatsızlar. 2. Bu sistemin tıkanmışlığı küresel düzende belli çatışmalara yaşanmasına sebep oluyor. Dünyayı çatışmaya zorluyor. Bunun için de Birleşmiş Milletler'de bir reform ihtiyacının tartışılması gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yetersiz. Yani yetersiz derken şunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı tek başına yapmış olduğu çıkışlarla bir noktaya varamaz. Çünkü sistemi değiştirecek aktörler Almanya gibi, Japonya gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin içerisinde bulunmayan ancak ekonomik anlamda orada bulunmak talebini dillendirmesi gereken aktörlerin çağrısıyla bu iş olur. Yani Türkiye mutlaka ve mutlaka Almanya gibi, Fransa diyorum özür dilerim, Japonya gibi aktörleri yanına alarak Birleşmiş Milletler'deki reform tartışmalarını daha güçlü bir şekilde dillendirmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç yıl oldu sürekli Birleşmiş Milletler'le ilgili bu dünya 5'ten büyüktür çıkışını yapıyor. Sanırım ilk kez bu durum somutlaşmaya başladı. Sistemsel bu sıkıntılardan da kaynaklanıyor olabilir. Bu konuda İstanbul'da konferanslar düzenleyeceklerini ve çeşitli devletleri davet edeceklerini söyledi.
Bu anlamda benim ifade ettiğimle Sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşunun örtüştüğünü söyleyebilirim. Peki buradan şuna geçelim. Bu yapının tabii şu anda tartışıldığı ve üzerinde konuşulduğu en önemli gelişmelerinden birisi de İran'a yaptırımlar. Bütün bu konuştuğumuz şeyin belki de çıktı noktasında en tartışmalı başlıklarından birisi. Çünkü dediğiniz gibi Almanya İran üzerinden belki de orada bir hegemonya hedefinde. Bir tarafta Amerika'da İran'a baskıları daha da artırma hedefinde. Bu arada tabii Türkiye örneğin bu yaptırımlar konusunda biz doğalgazı alırız, bizi ilgilendiren bir şey yok açıklamasında bulundu. Ama bu yaptırımları ve bundan sonraki süreci nasıl okuyorsunuz? Süreç açısından sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri her şeyden önce uluslararası hukuka uygun bir hamle yapmıyor. Yani dünyaya bir şeyi dayatmak istiyor. Halbuki yaptırım kararı tek taraflı bir müessesedir. Ve bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin iç hukukuna dayanan yaptırım kararlarının diğer devletler açısından bağlayıcılığı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri bunu dikte ettiğinde sistemde bir sıkıntı yaşanıyor. Ve biz geçmişte Obama döneminde uygulanan yaptırımlar açısından da baktığımızda işin hem İran ekonomisi açısından iç etkileri olacaktır İran'a hem de küresel sistem üzerinde dış etkileri olacaktır. Bu dış boyutunu zaten ifade etmeye çalıştım. Almanya bu durumdan rahatsız, Fransa bu durumdan rahatsız ve Amerika'dan kopma eğilimleri gösteren hamleler yapıyorlar. İşte güncelleştirilmiş engelleme mevzuatı bunun bir örneğiydi. Türkiye açısından baktığımızda da benzer bir durum var. Türkiye hiçbir şekilde İran yaptırımlarına dahil olmayacağını, bunun tek istisnasını yaptırımların uluslararası hukuka uygun olarak Birleşmiş Milletler kararına bağlanması halinde katılacağını ifade etti. Ki Birleşmiş Milletler'den de böyle bir kararın çıkması şu ortamda mümkün gözükmüyor. Burada iki soru var. Birincisi İran'a yönelik yaptırımların arkasında ne var? Yani İran'la reformistler iktidardayken, aslında Batı'yla anlaşmaya uygun aktörler iktidardayken niye Amerika Birleşik Devletleri bu kadar yükleniyor? İki, az önce de dediğim iç boyutunun tartışılması gerektiği İran'daki etkileri ne olur bu işin? Birinci soruyu cevaplarken şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ciddi bir sıkıntıdan geçiyor. Yani Senato'daki üstünlüğünü kaybetmek üzere olan bir aktörden bahsediyoruz. Ve bu nedenle de Amerikan düzeninde yani her şeyi dış politika üzerinden okumamak gerekiyor. Meselenin Amerika'nın iç politika boyutu da var. Ve Trump evangelistlerin desteğini almaya muhtaç olduğunu düşünerek kabinesini büyük ölçüde değiştirdi. Ve evangelistlere tırnak içinde söylüyorum. Bir anlamda İran'ın kellesini teklif ediyor. Kendi başkanlık dönemini devam ettirebilmek için. Mesela İran'ın iç politikaları boyutuna bakacak olursak İran'da ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. 2017 yılının sonunda çok ciddi protestolar gerçekleşti. Bu protestolar o büyüklükte olmamakla birlikte çeşitli şehirlerde ara ara devam ediyor. Evet. Örneğin geçtiğimiz günlerde İranlı kamyoncular protesto gösterileri düzenliyordu ve bunu İran esnafları kepenk kapatarak devam ettirdi. Ki aynı esnaf birkaç ay önce de çok büyük protestolar gerçekleştirmişti. Tahran çarşısında kepenk kapatılmıştı. Şimdi Tahran çarşısında kepenk kapatılması demek İran devriminin sınıfsal dayanının ortadan kalkmış olması demektir. Bu çok radikal bir noktaya işaret ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İran İslam devrimi gerçekleşirken rejimin ideolojik temelini orta sınıf olarak kabul edilebilecek Tahran çarşısı gibi çarşı esnafları oluşturmuştu. Ve çarşı esnafı 79'dan beri ilk kez bu yıl ayaklandı. Bu da rejimin ideolojik temellerinin sorgulanması gerektiği fikrini ortaya çıkarttı. Peki rejim ideolojik dayanağını ortadan kaldırıyorsa, ekonomik sıkıntılar bu derece İran'ı rahatsız ediyorsa İran neyle yüzleşecek? Sonuç ne olacak sorusunu tartışmak gerekiyor. İşte Trump'ın burada rejimi evangelistlere teklif etmesi olasılığı gündeme geliyor. İran'ı içten yıkmak istediğini anlıyoruz çünkü Trump'ın. Bu Amerika'nın ulusal güvenlik strateji belgesinde de yer alıyor. İran'a yönelik bir operasyonun planlanmadığı ifade edildi. İkinci seçenek ise İran'ı yıkamayıp daha da radikalize edebilirler. Yani tüm bu süreç içerisinde İran'da bir iç hesaplaşma yaşanıyor. Reformistler reformları uygulayamadıklarının temel nedeninin uygulayamamalarının içerideki anayasal düzen ve muhafazakar yapı olduğunu düşünüyor. Hasan Rouhani'yi böyle savunuyorlar. Diğer taraftan muhafazakarlar da mevcut ekonomik tablonun nedeninin Rouhani'nin 2015 yılında yaptığı kapsamlı ortak eylem planı anlaşması, yani nükleer anlaşma olduğunu düşünüyorlar. Ve bu nedenle de aktörler İran içinde bir çatışmaya girebilirler. Biz belki de bir iç hesaplaşmanın ayak seslerini duyuyoruz. Bu süreçte Trump'ın istediği gibi İran rejimi devrilir mi? Yani bu bir seçenektir evet ama ben buna katılmıyorum. Ben aksine İran'ın daha da radikalleşebileceğini ve daha otoriter bir düzenin, muhafazakar sistemin hakimiyetiyle ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de İran'ı
yani İran'a yönelik yaptırımları hem küresel boyutuyla hem İran'ın iç politikası boyutuyla birlikte okumak gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz size katkılarınız için. Rica ederim. Kısa bir aramız olacak. Sonrasında güncele kaldığımız yerden devam edeceğiz.